Bismillahirrahmanirrahim. Daha önce çekimine başlamış olduğumuz PDF'mizi bu videomuzda tamamlıyoruz. El emsiletu örnekler. Zeydün yedrüsü. Zeydün Zeyd yedrüsü. Ders görüyor, ders çalışıyor. B maddesi. İnne şüphesiz ki Zeyden Zeyd len yedrüse. Elbette ders çalışmayacak. Cim maddesi. Narartu ben uğradım bir Zeyd'in Zeyd'e. Velem yedrus ve o ders çalışmadı. Bunları toparlayacağız bakalım. Elif maddesinden başlıyoruz. İlk örneğimiz Zeyd'in yedrusundan başlıyoruz. Madde 1. Rufi'a merfu kılındı. Ne? Zeyd'in Zeyd kelimesi. Niye? Zeyd kelimesi neden merfu okunmuş, merfu yazılmış? Bi'ennehu, çünkü o Zeyd kelimesi merfu kılınmış da neden merfu kılınmış? Çünkü Zeyd kelimemiz burada nedir? Mübtedadır. Kendisini raf eden amil nedir? Amili manevidir. Zeyd burada mübteda, yani fail değil. Bazı arkadaşlar fail olarak düşünebiliyor, düşünmesinler. Bu yanlış bir düşünce olur. Madde ikinci maddeye bakıyoruz. Yani yedrüsü fiilini inceliyoruz. Yedrüsü de nedir? O da merfudur. Peki o niye merfudur? Kendisindeki amin nedir? Tecerrüttür. Yani buradaki yedrüsü fiilini, bu muzari fiili nasb edecek bir amil başında var mı? En, len, key, iden yok. Onu cezmedecek bir şey var mı? Mesela lem, lemma gibi. O da yok. Ha, raf eden yok. Pardon. Nasbeden yok, cezmeden yok, eşittir raf eden var o zaman. O da nedir? Amili manevi diyoruz ona. Gizli amil diyoruz. Esasen zaten amili manevi mübteda ve haberi raf eder. Burada mübtedayı raf eden amili manevidir. Amili manevi ayrıca nevasıp ve cevazımdan hali olan muzari raf eder deriz, değil mi? Avamilde böyle geçer bu. O da eşittir yedüz. Avamil okumayan arkadaşlar varsa kendilerine öneririz. Avamili de video olarak hazırlamış durumdayız. B maddesi. Yani orayı bitirdik. Şimdi inne zeyden len yedrüse cümlesini irdeleyeceğiz. Zeyden kelimesinden mi başlıyor? Esasen inneden başlaması lazım, değil mi? Şuraya baktığımızda önce inneyi anlatmalı. Peşine Zeyden'i, peşine Len, peşine Yedrüs'e. Ama Zeyden'den başlıyor. Zeyden'in altında 3 var, Yedrüs'e'nin altında 4 var. Yani inneyi atlamış. İnne nedir? Hurufu müşebbehetun bil fi'in dediğimiz edatlardandır. Yani fiile benzeyen harflerdendir. Kendisi fetha üzeri mebnidir. Kendisine isim alıp nasb eder, haber alıp raf eder. Bu bilgileri biz verdik. Burada anlatılmamış. Zeyden kelimesine baktığımızda kendisi Zeyden, Zeydün değil, Zeydin değil, mensuptur. Neden mensuptur? Kendisini nasb eden o etken, o amin nedir? İnnedir. İnne ismini nasb eder demiştik. İnne burada Zeyden kelimesini nasb etmiştir. Yani Zeyden, daldaki fethalar, bu tenvin inneden kaynaklı. Peşine len geliyor. Len nedir? Len de muzari nevvene dahil oluyor. Muzariye artık tekit, nefi, istikbal ismini verdiriyor. O kalıba bu ad verilmektedir. Len de sukun üzeri mebnidir. Muzari nasb eden edatlardan bir tanesidir. Yedrüse de lenden ötürü mensup olmuş. Derase, yedrusu, yedruse. Birinci baptan muzari fiil, mensup, nasb alameti, sindeki fetha. Bu fetha lenden kaynaklanmıştır. Burada peşine cim maddesine geçmiş. Esasen yedrüse fiilinin failine de değinmek lazım. Yani şimdi burada inne zeydenlen yedrüse değil, bitmez ki. Yedrüse nedir? Fiildir. Fe kullu fiilin yerfa'a ve yansibu. Raf eder, fail alır, nasb eder, meful alır. Fiil tamsa, malumsa. Bu fiilin faili nerede? Kendisinde gizli olan hüve zamiri onun faili olmaktadır. O hüve de zeyde racidir. Böyle deriz, değil mi? Kitap tahlilde bunu belirtmemiş. Demek ki biraz yüzeysel bir tahlil söz konusu.
Cim maddesine baktığımızda merartu, merra, muzafiyidir. Merra, medde, şedde, ferra, avva, kalle gibi. Muzafiler, gaibenin cemisi. Cem-i müennes gaibeden itibaren kendilerindeki idgam çözülür. Buna fekkül idgam denir. Yani medde, medde, meddü, meddet, meddete, mededine. Mededete artık ne oluyor? Şedde ortadan kalkıyor yani. Buna fekkul idgam diyoruz. Burada da öyle bakın. Merartu. Merartu. Merartu değil yani. Merartu. Ben uğradım. Bu bilgi fekkul idgam konusu izzi de geçmektedir. İzzi de kelime kelime yine video halinde anlatmış durumdayız. Merartu. Ben uğradım. Kime? Bi Zeydin. Zeyd'e uğradım. Velem yedrus. Velem yedrus hüve. Gizli zamir fail olur. Lem yedrus ders çalışmadı. Hüve o Zeyd. Kelime kelime bu şekilde çevirebiliriz. Peki merra fiil. Tu onun faili. Merra. Merartu. Buradaki mazi fiilimiz sukun üzerine mebnidir. Tu onun failidir. Bir Zeyd'inden itibaren zaten kitap anlatacak. 5 yazmış. 5'i bulacağız. Şurası. Değil mi? Cim maddesindeyiz. Bi Zeyd'in. Ba'yı anlatmamış. Direkt Zeyd'den başlamış. Ba harfi cerdir. Zeyd de onun mecruru oluyor. Zeyd mecrurdur. Çünkü ba harfi cerri var. Harfi cerden ötürü mecrur olmuş. Lem yedrüsü de bir de kısmen şurada anlatacak. Burada ne diyor? Diyor ki yedrus fiili cezm halindedir. Neden? Çünkü kendisini cezmeden amil etken yani nedir? Lem'dir. Lem onu cezmetmiştir. Bu şekilde burayı anlattı kitabımız. Anlatım burada bitti mi? Bitmişe benziyor. Burada ilave bir şeyler söyleyebiliriz. Şöyle bir bakalım huruful meani olarak harfleri biz nasıl ayırmıştık? Huruf-u meani, huruf-u mebani. Huruf-u meani, mana için kullanılan harfler. Yani hece harfi değil. Hece harfi olmayan huruf-u meani diyoruz. Mebani ise ne oluyor? Hece harfleri. Peki huruf-u meani kendi içerisinde amil ve gayri amil olarak ikiye ayrılır. Amil olanlar nelerdir? Amil olanlar kendi içerisinde üçe ayrılır. İsimde amil olanlar, fiilde amil olanlar, hem isimde hem de fiilde amil olanlar ki o atıf harfler oluyor. Peki isimde amil olanlar işte harficerler. Bizim örneğimizde geçen ne var? Örneğe bakarsak. Merartu bi Zeydin. Buradaki B harfi cerri. B harfi cerri nedir? Huruf-u maaninin, önce harflerin, huruf-u maaninin amil kısmının isimlerde amil bölümünün cer kısmına aittir, değil mi? Harfi cerdir. Onun dışında başka harf ne geçti buralarda? İnne geçti mesela. İnne var. Vav var. Lem var. Len var. Bunları da bulmaya çalışırız şimdi bu tablodan. Ne var? Cez mesela. Lem'i buraya dahil edebilirsin. Huruf yani harfler bölümünün huruf-u mani kısmının amil bölümünün fiillerde amil olan bölümünün cezm kısmındandır. Ne? Lem. Bir de len var. Len'i tablodan bulmaya çalışacağım. O da hemen altında zaten. Nasb edatlarından birisidir. Değil mi? Nasb edatlarından birisi. Başka ne vardı? Atıf harfi olarak vav'ı görebilirsin ki o da zaten fihima diyor. Fihima isimde de fiilde de harf amil olarak gelmektedir. Burada tekrardan bakabiliriz. Huruful cezm harfleri nelerdir? Şunlardır. Hurufun nasb harfleri. Enlen key iden. Huruful cer harfleri. Hurufun nesh harfleri. Nesh değiştirmek demek değil mi? Manensah min ayetim. Yani değiştirmek. İraba etki yapan harfler manasında ki burada hurufu müşebbetun bil fiil akla geliyor. Elbette sadece onlar değil. Atıf harfleri var. Peşine nasb harfleri var.
peşine nida harflerini görmekteyiz ve istisna harfinden bir tane illa karşımıza çıkıyor. Bu şekilde hurufu maani, hurufu mebani kısmına bir göz atmış olduk. Bunu bu şekilde tablo olarak aklınızda bulundurmanızı öneriyoruz. Dersimiz burada sona ermiştir.